Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. İki ayet Hazreti Musa dönemi ile alakalı ve Hazreti Musa'nın şahsında bize verilen önemli bir dersi iki ayette değerlendireceğiz. 142-143. Ayetler. Burada Allahu Teala'nın rüyeti ile alakalı bir konu bize anlatılıyor. Hazreti Musa'nın şahsında böyle bir ders Kur'an-ı Kerim'de bize veriliyor. Şöyle ki: Ve va'adna Musa 30 leyle, biz 30 geceliğine Musa ile miatta bulunduk. Yani belli bir vakit bu şekilde belirledik. Ve etmemnaha bi aşrin, ve 10 daha ilave ettik, tamamladık. Fetemme miqatu rabbihi 40 leyle, böylece Rabbinin belirlemiş olduğu vakit 40 gece olarak belirlendi, tamamlandı. Ve kâle Musa, Musa demişti li ahihi Harun'a, kardeşi Harun'a, uhlufni fi kavmi, kavmimde benim yerime sen bak. Yani kavmimle sen ilgilen. Ve aslih, onların durumlarını ıslah et. وَلَا تَتَّبِعَ سَب۪يلَ الْمُفْسِدِينَ, ve sakın müfsitlerin yoluna uyma. Değerli izleyenlerim, çile diye bir şey var. Çile, erbain kelimesinin karşılığıdır. Farsça bir kelimedir. Ve tasavvufta kullanılan bir tabir. Tasavvufta kullanılan bu tabir, bugün okumuş olduğumuz bu ayetlere dayanıyor. Hazreti Musa, Cenab-ı Hakk'ın ibadeti için 40 günlüğüne Tur'a çekiliyor ve Tur Dağı'nda devamlı ibadetle meşgul. Ve bunun neticesinde, 40 günlük bir çilenin neticesinde Allahu Teala ona Tevrat'ı veriyor. Yani Tevrat'ın ona verilmesi için bir nevi daha böyle tasaffi etmek, onu alabilecek bir kapasiteyi elde etmek. Bunun bir mücadelesi, insanın iç dünyasına bakan bir altyapı gerekiyor ve bununla alakalı Hazreti Musa 40 günlük bir inzivaya çekiliyor. Ve bu tasavvufta da önemli bir esas olmuştur ve çile çıkarmak, çileye girmek gibi tabirler kullanılmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahye mazhar olmazdan önce Hira Dağı'na çekilmesi, orada uzun günler ve geceler ibadetle meşgul olması bunun yine bir tezahürüdür. Bu bütün tasavvufi, mistik durumlarda kendini gösteren bir vaziyettir. İşte Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın şahsında böyle bir dersi de bize veriyor. Demek ki önce bir 30 geceliğine, ardından bir 10 daha ilavesiyle 40. Ve bunun neticesinde Allahu Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı verecek. Hazreti Musa giderken kardeşi Harun'u yerine bırakıyor. Kardeşi Harun da bir peygamberdir ve ona diyor ki, sen benim yerimde milletin işleriyle meşgul ol, onların idaresiyle meşgul ol, onların durumlarını düzelt. Müfsit olanlar var, ortalığı karıştırmak isteyenler var, sakın onların dediklerine uyma. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا, Musa randevuya bu şekilde geldiğinde, kendisine belirtilen vakitte o şekilde geldiğinde, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, Rabbi onunla konuştu. قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْزُرْ اِلَيْكِ, Hazreti Musa dedi ki, ya Rabbi kendini göster, sana nazar edeyim. Değerli izleyenlerim, bu rüyetullah meselesi önemli bir mesele ve derin bir mesele. İnsan yaratılış itibariyle yüce yaratıcıyı tanımak ister. Her insanın tabiatında bu vardır. Ördeğin tabiatında sularda yüzmek vardır. Oralara meyillidir. Buna fıtri denilir. İnsanda da Allah'ı tanıma, Allah'ı hatta görme, Allah'ın kelamına mazhar olma isteği fıtratta vardır. Gerçi şu dünyadayken insan Allahu Teala'yı görebilir mi, göremez mi? Bu ayrı mesele. Ve birazdan bununla alakalı zaten ayetlerden de değerlendirmeler okuyacağız. Ama Ehl-i Sünnet'in genel kabulü, en azından ekseriyetinin kabulüne göre
Diğer alemde ehli cennet cennetten Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olacaklar. Yani doğrudan doğruya herkes Rabbini, Halikini, Malikini bilecek, tanıyacak ve böylece sebepler perdesi kalkmış olarak, diğer perdeler kalkmış olarak ehli cennet Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olacak. İşte Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken doğrudan Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhar oldu. Ve kellemehu diye burada geçiyor. Kellemehu Rabbuhu, Rabbi onunla konuştu. Ve kellemallahu Musa teklime, başka ayetlerde de ifade edilir. Allah Musa ile kelam olarak konuştu. Bu gerçekten değişik bir mazhariyet ve Hazreti Musa'ya bu noktadan Kelimullah denilir. Hazreti İsa'ya Ruhullah denilir. Peygamberimize Habibullah denilir. Hazreti Musa ile alakalı da doğrudan Allah'ın kelamına mazhar olduğundan Kelimullah denilir. Arada bir vasıta yok. Doğrudan Allah'ın kelamını duyuyor. Bazı rivayetlerde geldiğine göre Allah-u Teala bu şekilde Hazreti Musa ile konuşunca Hazreti Musa tabii onun zevki, onun durumu şu anda bizim tabir edemeyeceğimiz bir durumda ve soruyor heyecanla, ya Rabbi diyor, senin kelamın böyle midir? Allah-u Teala bildirmiş ki bütün dillerin kuvveti bendedir. Yani Allah-u Teala dilleri yaratan, bu et parçasına konuşma özelliğini veren. Dolayısıyla nasıl ki hayvanların çıkardığı sesler var, insanların çıkardıkları sesler var, konuşmaları var. Elbette Allah-u Teala kelam sıfatıyla muttasıftır. Allah-u Teala'nın sıfatlarını sayarken, işte hayat, ilim, irade bunları sayarken bunlardan bir tanesi de kelam sıfatıdır. Ve Allah-u Teala mahlukatıyla konuşur. Ancak doğrudan insanla konuşması bu dünyada olmamaktadır. Dünyada min verai hicab, perde arkasından Allah-u Teala insanlarla konuşmaktadır. Ve vahiy yoluyla veya ilham yoluyla veya bir elçi göndermek suretiyle Allah-u Teala insanlarla konuşmaktadır. İşte Hazreti Musa doğrudan Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhar olunca o zevk ve cezbe içerisinde Cenab-ı Hakk'ın rüyetine de mazhar olmayı istedi. Ve dedi ki, ya Rabbi erini enzur ileyk, ya Rabbi kendini bana göster, sana nazar edeyim. Gâle len terâni. Cenab-ı Hak bildirdi ki, ya Musa beni asla göremeyeceksin. Burada len terâni, beni asla göremeyeceksin. Mutezile tarafından İslam camiası içinde çıkan bir mezhep şu anlamda değerlendirilmiş. Denilmiş ki diğer alemde, cennette de insanlar Cenab-ı Hakk'ı göremeyecekler. Delil olarak da bunu kullanmışlar. Halbuki bu dünya şartlarındadır ve şu dünyada insanın gözü Allah-u Teala'yı doğrudan görebilecek kapasitede değildir. Ama diğer alemde artık sebep perdeleri kalkacak. Sebepler ve diğer perdeler kalkacak. Cennet ehli cennetten Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de mesela Kıyamet suresinde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Vucuhun yevme izin nadira ila rabbiha nazira. O gün bazı yüzler parlaktırlar ve Rablerine nazar etmektedirler. Demek ki bu ayet ve benzeri başka ayetler düşünüldüğünde rüyetullah mümkündür. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki diyor gökyüzündeki ayı görmekte zorlanmazsınız. Hepiniz bir anda görebilirsiniz. Diğer alemde de Rabbinizi hepiniz bu şekilde görebileceksiniz. Tabii bunun keyfiyetini bilemiyoruz. Nasıl olacak? Bu şu andaki idrakimizin fevkinde bir olay. Ama bunun mümkün olduğu ve olacağı, gerçekleşeceği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'in de başka yerlerinde bu mana anlatılıyor. Burada len terani, ey Musa beni asla göremezsin. Yani ebediyen göremezsin değil. Sen bu dünyada bu şartlarda göremezsin. Bu dünya buna müsait değil. Bu anlamda değerlendirilmiş. Velakin unzur ilel cebel, lakin dağa bak. Fe in istagarra mekanehu, eğer o yerinde durursa fesevfe terani, o zaman beni görürsün. Ulema bu noktada bu ayetleri değerlendirirken şuna da dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki
Eğer rüyetullah zatından mümkün bir şey olmasa Hazreti Musa gibi büyük bir peygamber olmayacak şeyi Allah'tan istemezdi. Hazreti Musa'nın istemiş olması bunun zaten mümkün olduğunu göstermektedir. Demek ki rüyetullah haddi zatında mümkündür ama dünya şartlarında bu olmamaktadır. Dünya şartlarında Cenab-ı Hakk'ın prensibi rüyetullah olmamaktadır. Belki kısaca şuna da burada temas edebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın rüyetine de mazhar oldu. Miraç olayında mazhar oldu. Ama bu dünya boyutlarıyla değerlendirilmemesi gerekir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta beka alemine girdi. Cennet ve cehennem de kendisine gösterildi. Nasıl ki cennette ehli cennet rüyetullah'a mazhar kılınacak, Peygamberimiz de o aleme götürüldüğünden orada rüyetullah nimeti Peygamberimize bahşedildi. Ama Tur Dağı'nda şu dünya şartlarında Hazreti Musa'ya bu verilmedi. Çünkü bu ileride olacak. Cenab-ı Hak ya Musa diyor sen beni göremezsin ama şu dağa bak, eğer dağ yerinde kalabilirse o zaman beni görürsün. Felemma tecella rabbuhu lil cebel, Rabbi dağa tecelli ettiğinde cealehu dekke, o dağı paramparça kıldı. Tabii bu tecelliden murat nedir? Bunu bilemiyoruz. Ama demek ki zati bir tecelli ve bu tecellinin neticesinde dağ dayanamıyor, dağ paramparça oluyor. Demek ki insan gözü de doğrudan Cenab-ı Hakk'a bakabilecek bir kapasitede değil bu dünya şartlarında. Mesela güneşin ışığına 2-3 dakika bakacak olsak, Haziran ayında, Temmuz ayında doğrudan gözümüzü güneşe dikerek bakacak olsak, elbette gözümüz birkaç dakika içinde kamaşır, bir şey görmez hale gelir. Allah'ın yarattığı bir mahluku görmekte zorlanan ve kapasitesi buna müsait olmayan bir göz herhalde doğrudan Allah'ı görebilecek durumda değil dünya şartlarında. Ama bu dünyada olmayacak, cennette ehli cennet için gerçekleşecek. İşte Cenab-ı Hak dağa tecelli etti, dağı paramparça kıldı ve harra Musa saiga, ve Musa baygın bir şekilde yere düştü. O tecelli karşısında, Tur Dağı'nın parçalanması karşısında Hazreti Musa yere düştü. Baygın yere düştü. Felemma efaga, ayıldığında, kendine geldiğinde gale dedi ki Sübhanek, ya Rabbi seni tenzih ederim. Yani böyle bir talepte bulunduğumdan dolayı seni tenzih ederim. Tübtü ileyke, ben sana tevbe ettim, sana döndüm. Ve ene evvelül müminin, ben iman edenlerin ilkiyim. Kendi kavim açısından bakacak olursak bu kavim içinde ilk iman eden benim. Bu olabilir. Veya bazı tefsirlerde dikkat çekildiği üzere len terani manasına ilk iman eden benim. Çünkü göremeyeceğimi bu şekilde anladım. Buna ilk iman eden benim. Bu anlamda da değerlendirilebilir. Burada yine rüyetullah'la alakalı şunu da sizlerle paylaşmak isterim. Hazreti Musa kavminden 70 kişiyle geldi. Tur'da Cenab-ı Hakk'ın ibadeti için onlarla beraber oldu. Orada onların Cenab-ı Hakk'ın rüyetini talep etmelerini görüyoruz. Ve diyorlar ki erinallâhe cehraten, yani ya Musa Allah'ı bize açıktan göster. Allah'ı bize açıktan göstermedikten sonra biz iman etmeyeceğiz. Burada kavminin de bir rüyetullah talebi var. Hazreti Musa da rüyetullah talebinde bulunuyor. Acaba Hazreti Musa'nın durumu ile onların durumu nasıl? Elbette bir peygamberle diğer insanları aynı kategoride değerlendirmemek gerekir. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın marifetinde nice sırlara ermiş, doğrudan kelamına yükselebilmiş, böyle yüksek bir payeye ulaşmış olan büyük bir peygamber. Böyle bir peygamberin rüyetullah talebinde bulunması o kadar haddini aşmak gibi değil. İşte Cenab-ı Hak bunu fiilen de zaten gösteriyor. Ya Musa beni göremezsin, lakin dağa bak, dağ yerinde durursa beni görürsün diyor. Ama Musa'nın kavmi daha ilahi kelama bile doğrudan muhatap olacak durumda değiller. Böyleyken
doğrudan bir rüyetullah talebinde bulunmaları bu haddini aşmak oluyor. Ve bunun neticesinde şiddetli bir sarsıntı ve o sarsıntının neticesinde hepsi baygın bir şekilde yere düşüyorlar. Demek ki Hz. Musa'nın da bir rüyetullah talebi var. Kavminin de rüyetullah talebi var. Ama bu ikisini aynı şartlarda değerlendirmemek gerekir. Biri peygamberdir ve kendisi çok büyük bir mazhariyetten sonra bunu talep etmiştir. Ama diğerlerinin Allah'ı görmedikten sonra iman etmeyeceğiz demeleri haddi aşan bir ifadedir. Çünkü Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya inanmayı doğrudan onu görmeye bağlamak kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü Allah-u Teala insanları dünyada imtihan ediyor. Bunun için perdeli bir durumla karşı karşıyayız. Yoksa herkes Allah'ı doğrudan görse veya Allah-u Teala her tarafta devamlı sıra dışı şeyler hemen meydana getirse insanlar mecburen inanmak zorunda kalırlar. Mesela gökyüzüne baktığımızda yıldızlarla La İlahe illallah yazılsa, ardından Muhammedur Resulullah yazılsa veya bir kısım insanlar ben Allah'a inanmıyorum dediğinde Allah onları taş yapsa, o zaman herkes iman etmek zorunda kalırlardı. Ve o zaman imtihan diye bir şey olmazdı. Ama Allah-u Teala insanları imtihan ediyor. Ve bu imtihanda bir perdelilik söz konusu. Bundan dolayı şu dünya şartlarında Allah-u Teala'yı doğrudan çıplak gözle görmeye çalışmak bu haddi aşan bir şeydir. Olmaması gereken bir durumdur. Peki bize düşen ne? Bize düşen Cenab-ı Hakk'ı eserleriyle tanımak. Kur'an-ı Kerim "Fenzur ile eferi rahmetillah" diyor. Şimdi Allah'ın rahmet eserlerine bak. Hatta Allah'ın rahmetine bak da demiyor. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Demek ki biz Allah'ın rahmet eserlerini göreceğiz. Bu rahmet eserlerinden onun rahmetine intikal edeceğiz. Nasıl ki bir zatı görmesek bile onun icraatlarını duyarız. O icraatlardan onun özelliklerini tanımış oluruz. Diyelim her gün yüzlerce kişiye yemek veriyor. Her ay yüzlerce talebeye burs veriyor. Bunları duyduğumuzda o cömerttir deriz. Veya bir resim sergisine gittiğimizde doğrudan ressamı görmesek bile eserleri gördüğümüzde bunları yapan çok kıymetli bir ressammış, çok hünerli bir ressammış. Bunu ifade ederiz. Onun eserlerinden bu şekilde onu tanımış oluruz. Temsilde hata olmasın. Bizler Allah-u Teala'yı bu şekilde sanat eserleriyle tanıyoruz. Biz de Allah'ın bir sanatıyız. Etrafımızdaki her bir varlık Allah'ın sanatı. Ve biz Allah-u Teala'nın şu alemde tecellilerini görüyoruz. Temsilde hata olmasın. Mesela gündüz vakti her taraftaki aydınlığın güneşten geldiğini biliyoruz. Ama doğrudan gözümüzü güneşe çevirmiyoruz. Ve o parlaklıkların, eşyadaki renklerin güneşle alakasını biliyoruz. Güneş olmasa bundan hiçbiri görülmezdi. Bunu söyleyebiliyoruz. Benzeri bir şekilde de Cenab-ı Hak güneşler güneşi tabir caizse şems-i ezel ve ebed şu varlığa vücut veren, şu görmüş olduğumuz ve görmediğimiz şeyleri yaratan o ve yaratmış olduğu şeylerle onun yaratıcı olduğunu anlıyoruz. Rızıklandırmasıyla rezzak olduğunu anlıyoruz. Ve verdiği renklerle onun mülevvin olduğunu anlıyoruz. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ı eserlerinde görüyoruz. Ama bu imanımız ne kadar kuvvetli olursa netice itibariyle insan marifetullah'ta o kadar mertebe kat edecek ve diğer alemde de doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olabilecek. Böyle bir mazhariyeti Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.